Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Sonunda beklenen oldu. Havaların toparlanmasıyla birlikte sahile doğru indik Berkant'la. Bu videomuzda Maltepe sahiline beraber yürüyeceğiz. Ama güneş çok fazla. Belki belirli bir anlattıklarımdan sonra otururuz, konuşuruz orada, çekimimize devam ederiz ama şu anlık biraz rüzgar idare ediyor. Herkese merhaba. Bir pazar günü yine savunma ve havacılık gündemini size dilim döndüğünce anlatacağım. Ama ne yazık ki ilk konumuz oldukça üzüntü verici bir konu. Gerçekten yüreğimizin sızladığı bir kaza Kayseri'de yaşandı. Kayseri'de büyük bakım sonrasında tecrübe uçuşuna kalkan SF-260 tipi eğitim uçağı Türk Hava Kuvvetleri'ne ait ne yazık ki kısa bir süre sonra irtibat kesildi ve arama çalışmaları sonrasında da uçağın tarlaya düştüğü tespit edildi. Uçakta ne yazık ki iki pilot albayımız vardı. Pilot albay Uğur Yıldız 1996 devresiydi. Havarp Okulu'ndan 1996 yılında mezun olmuştu ve yine pilot albay Gökhan Özen, o da 1998 devresiydi, kazada şehit oldu. Bu kazayla ilgili bizi çok üzen, derinden yaralayan bu kazayla ilgili çok fazla soru aldık. Biraz gündem videomuzda bu kazayı değerlendirmek istiyorum. Kaza kırım olarak değil tabii ki, onu söylemek bize yetmez. Yani ben bir bilgi veremem. Çünkü kaza raporları uzman kişiler inceleyecek. Neden bu uçuş yapıldı, ne yapıldı, niye iki albay vardı, bu konuları size dilim döndüğünce anlatmak istiyorum. Öncelikli olarak işin gerçekten acı veren kısmı, her iki pilotumuz da normalde Türk Hava Kuvvetleri'nde mecburi hizmetlerini tamamladıktan sonra istifa yoluyla ayrılıyorlar ve tabii ki emekliliklerine süre var. Fakat bu hain FETÖ girişiminin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Hava Kuvvetleri'ne odaklanmış, yuvalanmış FETÖ'cülerin temizlenmesiyle birlikte Türk Hava Kuvvetleri çok ciddi pilot açığına sahip ve bu açığın da kapatılması için önce gönüllüler, arkasından kanun hükmünde kararname ile henüz emekliliğine ulaşmamış havayolu şirketlerinde uçan pilot olarak uçan subaylar tekrar göreve çağrıldı ve ikisi de göreve koşarak döndüler. Bu pilotların İlerleyen yaşları, bir kısmı işte F-16, F-4 gibi muharip uçaklarda, bir kısmı nakliye uçaklarında, tanker uçaklarında uçtu. Önemli bir kısmı da İzmir'de, Çiğli'de 2. Anajet Üs Komutanlığı'nda öğretmen pilot olarak istihdam edildi. Amaç burada genç pilotların yetiştirilip onların hizmet sürelerini, emeklilik sürelerini tamamlayıncaya kadar geçen sürede tecrübelerini aktarmalarıydı. Gerçekten çok ulvi, önemli bir görev için dönmüşlerdi. Şimdi Türk Hava Kuvvetleri'nde SF-260D tipi pervaneli tek motorlu eğitim uçakları var. Çiğli'de eğitim bu uçaklarla başlıyor. Arkasından şu anki konsepte göre KT-1 turboprop motorlu, daha hızlı. Bu KT-1'lerin hür kuşların 2 olarak adlandıracak yeni versiyonuyla yerini bırakacak. Sonrasında da jet eğitimi T-38'lerle yapılıyor. Hepsi birer aşama. Yani düşünün, bisiklet, hızlı bir motosiklet, daha hızlı bir spor arabaya nasıl geçiyorsunuz? Yavaş yavaş, aşama aşama geçiyorsunuz özelliklere göre. Sonrasında T-38'de eğitim tamamlanıyor. T-38'in de yerini Hürjet eğitim uçağı alacak. Onun da bilgisini vermiş olalım. Bu çalışmaların en altını oluşturan SF-260 uçakları Palas Filo'da, Çiğli'de uçuyor. Ve bu uçaklarda belirli bir yıllarda fabrika seviyesi bakımdan geçiriliyor. Bu bakımlarda Kayseri'de bulunan Hava İkmal Bakım Merkezi'nde büyük bakımları yapılıyor. Uçak oraya gidiyor. Büyük bakım işlemi yapılıyor. Bütün noktaları, her şeyi gözden geçiriliyor. Bunlar eğitim uçakları olduğu için eğitim uçaklarının işte sert bir iniş yapmış olabilir. Eğitimde çünkü biraz daha böyle zorlu kullanılmış olabilir. Bu açıdan ekstra bakım gerçekleştiriliyor. Ve sonrasında da tecrübe uçuşuna, test uçuşuna çıkılıyor. Tecrübe uçuşuna çıkacak olan pilotların deneyimli olmaları lazım. Tecrübe pilotluğu eğitimi görmüş olmaları lazım. Ve deneyimli bir şekilde çıkıyorlar. Çünkü bakımdan yeni çıkmış. Herhangi bir şekilde uçakta böyle bir arıza olabilir. Bunu kurtaracak özelliklere sahip olmaları lazım. Ve bunu da yaparken belirlenen hareketler gerçekleştiriliyor. İşte yüksek irtifaya çıkmak,
buradaki motor kontrolleri bir pilot uçağı uçururken diğer ikinci pilot da not alıyor. İşte hangi irtifada ne yapıldı. Şöyle Berkan biraz yola doğru şey yapalım, geçelim. Azıcık gölgeden gidelim. Bayağı sıcak çünkü. Motorun performansı nasıl, uçağın performansı nasıl gibi uçağın limitlerini kontrol ediliyor ve limitler gerçekten zorlanıyor ki bu öğrenciye verildiği zaman bir uçak ki bazı uçuşlar yalnız gerçekleştiriliyor. Herhangi bir problem yaşanmasın. Bu uçakta iki pilot görev yapıyor. Birincisi uçağı uçuran pilot. İkincisi ise bu uçakta havadaki değerleri kontrol ediyor. Nedir havadaki değerler? İşte motor nasıl çalışıyor? Sistemler nasıl? Bunları tek tek test ediliyor. Burada bu konu çok çok önemli. Niye? Bakım düzgün yapılmış mı? Uçağın performansı nasıl? Çünkü eğitim uçakları Türk Hava Kuvvetleri'nde çok yoğun olarak kullanılıyor. Bu da tabii olayın bir başka boyutunu oluşturuyor. Uçak kalktıktan sonra belirli bir kısa bir süre geçiyor. Uçak tırmanıyor irtifasına. Sonrasında radar teması kesiliyor ve son o güvenlik kamerası görüntülerine göre çok ciddi bir dalış açısıyla ve yüksek bir hızla uçak tarlaya vuruyor. İki pilotumuz şehit oluyor. Gerçekten çok çok acı bir kaza. Bu kazayla ilgili Hava Kuvvetleri Komutanlığı, kaza kırım ekipleri araştırmalarına başladılar. Kısa süre içerisinde ön raporu çıkacaktır. Sonrasında da neden oldu bu kaza, neler yaşandı? Örneğin bakımda mı bir eksiklik var? Pilotajla ilgili bir problem mi var? Havada bir sorun mu yaşadılar? Motorları mı durdu? Kumanda tellerinde ilgili bir şey mi var? Veya neden bu gerçekleşmedi? Bunlarla ilgili detaylı bir rapor çıkartılacak. Ve raporun arkasından da bu kazanın nedenleri ortaya çıkıp kazanın tekrar edilmemesi için önlemler alınacak. Şimdi pilotlarımızdan Albay Uğur Yıldız normalde hava yarmış. Daha sonra emekli olduktan ayrıldıktan sonra uçuş eğitimini almış. Hatta 2015-2017 yılları arasında Türk Hava Yolları'nın akademisinde öğretmen pilotluk yapmış. Çok tecrübeli. Keza diğer pilot Albay Gökhan Özen uçuş eğitimini Türk Hava Kuvvetleri'nde tamamlıyor. Arkasından nakliye filolarında CN-235'lerde pilot olarak görev yapıyor. Fakat sonrasında bir sağlık problemi yaşıyor. Sağlık probleminin arkasından da hava yer görevine alınıyor. Benim aldığım bilgi ikmalci oluyor. O da normal şeyini tamamladıktan sonra mecburi hizmetini arkasından önce Atlas Global Hava Yolları'na giriyor. Sonrasında da Türk Hava Yolları'na geçip yolcu uçaklarında pilot olarak görev yapıyor. Tabi burada bakmak lazım. Her iki pilot açısından da o hakim olan o FETÖ düzeni sırasında işte Uğur Yıldız niye ayrıldı zamanında uçuş eğitiminden? Muhtemel bir FETÖ faktörü olabilir. FETÖ'cü pilotlar engellemiş olabilir veya Gökhan Özen sağlık için ayrılırken sonrasında sağlık kriterleri tutuyor ve geri dönüyor Hava Kuvvetleri'ne. Kim ayırdı o zamanki işte yapıda uçuş eğitimine ve sağlığa çok etki etmişti silahlı kuvvetlerde, buna bakmak lazım. Dediğim gibi kazayla ilgili bir şeyler söylemek zor. Niye böyle bir uçakla uçuruluyor? Çünkü uçuş eğitiminde SF-260 çok kıvrak, yüksek performanslı, motor gücü oldukça yüksek bir uçak. Bu uçakta amaç ileride F-16 gibi çok kıvrak bir uçağa geçecek pilota iyi bir yüksek performanslı bir uçakla eğitim verebilmek. Sonuçta buradan çıkan pilotlar nakliye pilotu çok az oluyor. Muharip uçakların çok yüksek gücü var. Akrobasi yetenekleri çok yüksek. Pilotların yoğun böyle bu eğitimi alabilecek bir uçakla eğitimlerine başlaması gerekiyor. 1990'ların başında bu uçak artık hizmet ömürlerini tamamlayan T-34'lerin yerine seçildi. Benim de babam 1960 yılında T-34 ile uçmuştu. Ben de yıllar sonra 2002 yılında uçma şansını elde ettim. T-34 çok güzel bir uçak. Hatta meraklıların elinde uçuyor. Emekli olduktan sonra da İstanbul Havacılık Kulübü'ne Türk Hava Kuvvetleri vermişti bu uçakları. Bu uçaklar uçtu. Fakat orada eleme yapamıyorsunuz. SF gibi oynak ve performanslı bir uçağınız olduğu zaman elenecek adayı da erken takip edip bulup hani uçuşun ilerleyen safhalarını değil, sonuçta bu eğitim. Eğitim çok önemli. Eğitim bir maliyet. Onu kontrollü bir şekilde devam ettirebiliyorsunuz. 1990'ların başında seçiliyor ve yanlış hatırlamıyorsam 6 uçak İtalya'dan geliyor. İtalya'da üreticisi şu anki adıyla Leonardo. O zaman Augusta şirketiydi. Sonra isim değiştirdi. Leonardo üretiyor.
2017 yılına da kadar da bu uçaklar üretim hattında kalıyor. Tabii 1960'larda, 70'li yıllarda tasarlanmış hem sivil hem askeri olarak birçok hava kuvvetlerinde görev yapmış bir uçak. Ve bu 6 uçak hazır geldikten sonra kalan 34 uçak TUSAŞ, ya o zamanki adıyla TAİ, Türk Havacılık ve Uzay Tesislerine montaj ve üretimi yapılıyor. Kaç kazası var diye bakacak olursak 1993'te bir kazası var test uçuşu sırasında. Test pilotu Esenboğa Havalimanı'na geliyor. Bir alçak uçuş gerçekleştirirken ne yazık ki uçak bir follow me aracına çarpıyor. Pilot hayatını kaybediyor. Yanındaki teknisyen ağır yaralanıyor. 98'de bir kazası var. İki şehidimiz var. 2005'te düşüyor. Kurmay Albay Rıza Şenol ve eğitimdeki teğmen Erdem Öztürk şehit oluyorlar. 2011'de bir mecbur inişleri var. En son kazada bu Kayseri öncesinde 2018'de iki pilotumuzun şehit olduğu bir kaza yaşıyor. İşte Kayseri'de yaşanan bu elim kaza, iki albayımız, çok tecrübeli pilotun şehitliğiyle ne yazık ki meydana geldi. Çok çok üzüldük ama işte görüyorsunuz FETÖ nedeniyle tekrar değişen hayatlar, hava kuvvetlerini ayağa kaldırmak için gerçekten sivil yaşantılarını bırakıp geri dönüp tekrar göreve başlamaları ve belki de emekliliklerine birkaç ay kalmıştı ve sona eren Kayseri'de hayat gerçekten çok acı. Kazayla ilgili söyleyebileceklerimiz henüz bu kadar. Umarım ilerleyen günler içerisinde ön rapor çıktıkça eminim Milli Savunma Bakanlığı kamuoyuyla paylaşacaktır. Ve bizler de bu kazanın nedenleri konusunda daha fazla bilgiye sahip olacağımızı açıkçası düşünüyorum. Şehit albaylarımız Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'e Allah'tan rahmet diliyorum. Bu arada Uğur Yıldız bizim Instagram'dan beni takip ediyormuş. İsmini arayınca çıktı. Aynı zamanda Gökhan Özen de benim liseden okul arkadaşım Rıdvan Özen'in akrabasıymış. Eskişehirliydi kendisi. Böyle de bir hayatımız bir yerlerde kesişmiş onlarda. Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesine, Türk Hava Kuvvetleri camiasına başsağlıklarımı iletiyorum. Evet Berkant, ikinci konumuza geçelim ama o kadar hava sıcak ki gel bir gölgede ben biraz oturayım. SF-260'tan sonra ikinci konumuza geçelim. İkinci konumuz Türkiye'nin F-16 alımıyla ilgili. Yani Ocak'tan beri kaçıncı video bu, kaçıncı konu ben de açıkçası hatırlamıyorum. Ama sizi güncellemelerle en azından ne gelişmeler oluyor bunu aktarmamda fayda var. F-16'nın satış kabul mektubu onaylandı. Bu bilgi Amerikan tarafından geldi. Ve bu mektupla birlikte artık iş imzaya kaldı. Yani Lockheed Martin ve Türkiye arasında bir anlaşma imzalanacak. 40 adet Block 70 alımı gerçekleşecek. Ve 79 adet de Block 50 F-16'nın modernizasyonu, Viper olarak tanınan, bilinen kamuoyundaki adıyla birlikte Viper modernizasyonuna bu iş gidecek. Şimdi tabii daha netleşmemiş konular var. Önümüzdeki günlerde belki netleşti, bunlar kamuoyuyla biraz paylaşılmıyor. Türkiye bu uçakların ikisinin hazır gelip kalan 38'inin Ankara'da TUSAŞ tesislerinde üretimini talep etmiş durumda. Amerika yok ben 20 ben yaparım, 20 sen yaparsın gibi bir yaklaşım içerisinde. Ama Lockheed Martin'lerin de çok ciddi sayıda Block 70 siparişi var. Şimdi bu Block 70'ler ayda şu an 4 adet yapıyor Lockheed Martin. 4 adet verirken elinde de benim son rakamlarıma göre 122 adetlik sipariş var. Kesin siparişler. Türkiye sıra 2027'nin yaz ayı gibi gelecek. Yani arada 3 yıllık bir süre var. Bu erkene çekilebilir mi? Türkiye'deki üretim nasıl olur? Ne yapılır? Bunları göreceğiz. Ama kaça mal oldu benim de bu aralar en merak ettiğim konu. Çünkü çok çok ciddi rakamları telaffuz etmiştik. Bu işte tabii nereye gidecek? Bu rakamlar ne zaman açıklanacak? Anlaşmayı bekleyeceğiz gibi duruyor. Bunlar da takip ettiğimiz, güncelleyeceğim sizi konular arasında yer alıyor. Şöyle bir sivil havacılığa doğru dönelim. Dubai'de IATA, Uluslararası Hava Yolu Taşıyıcıları Birliği'nin toplantısı oldu. Geçen sene bu İstanbul'daydı. Dubai'de yapıldı. Pegasus olsun, Türk Hava Yolları olsun, üst düzey yöneticileri burada toplantıya geldiler. Ve bu toplantıda da Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat yeni uçak siparişlerini gündeme geleceğini söyledi. Hatırlayacaksınız, Türk Hava Yolları Airbus'a 385 adet opsiyonlarla uçak siparişi vermişti. Halen Boeing'le masadalar. Türk Hava Yolları Boeing'e 225 artı 25, yani toplam 250 adetlik sipariş için görüşüyor.
225'i kesin, 25'i opsiyon. Bunlardan yaklaşık 150'si 737 Max olacak tek koridorlu yolcu uçağı. Kalan 75 adet de 787 Dreamliner olacak. Henüz Türk Hava Yolları 777X için bir uçak talebi, bir uçak siparişi henüz vermeyecek. Çünkü uçağın nereye gideceğini, ne yapacağını merakla bekliyoruz. Bu kadar uçak niye diyebilirsiniz. Türk Hava Yolları 10 yıl içerisinde filosunu şu an 400 uçak civarında 800'e çıkarmak istiyor. Ve tabii ki mevcut filodaki bazı uçaklar yaşlı nedeniyle filodan çıkacak, kiralıklar çıkacak. Ve kendi filosuyla birlikte 800 uçağa çıkmak için toplamda da bu 635 adetlik Türk Hava Yolları siparişi vermiş olacak. O da önümüzdeki ayların Türk Hava Yolları açısından en önemli gündem konularından bir tanesi, bunu belirtelim. Sağ olsun Ahmet Bolat bizi, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı, LinkedIn'den yakından takip ediyor. Arada yorumlar yazıyor, haberlerimizi paylaşıyor. Keşke IATA'ya gidip kendisiyle IATA'daki toplantıda bir şeyler konuşabilseydik, iyi olurdu. Neyse bakalım, inşallah bir sonraki toplantıya diyelim bakalım ne olacak, merakla bekliyoruz. Biz videolarımızı tabii pazar günü yayına alıyoruz ama ya cuma ya cumartesi çekiyoruz. Bugün de Berkant'la birlikte General Electric Türkiye'deki tasarım merkezinin açılışına gittik. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır açılışı gerçekleştirdi. General Electric tarafından bayağı üst düzey yöneticiler vardı. TEİ'nin Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Akçit vardı. Onları görmüş olduk. Burada merkez açıldı. 400'ü General Electric mühendisi, 100'ü de TEİ'nin mühendisi, toplam 500 mühendis İstanbul Kartal'da açılan artık merkezde görev yapıyorlar. Yoğunluk havacılık üzerine, TEİ'nin projeleri üzerine çalışmalar yapan mühendisler var. Yerli motor projeleri var. F-110 motorlarının Kaan'a adaptasyonu. Hürjet biliyorsunuz, F-404 yine General Electric motorunu kullanıyor. Onlarla ilgili böyle çok yoğun çalışmalar yapıyorlar. Bu merkezin açılış törenindeydik. Bu merkezin Türkiye'ye gelmesi çok önemli. Çünkü dünyada çok az sayıda ülkede, 5 ülkede bu tasarım merkezleri var. Ve Türkiye büyüklük olarak Amerika'dan sonra ikinci büyük merkez, 500 mühendisle. Mühendislerimiz de Türkiye'de tutmak açısından önemli. Sadece askeri projeler değil, 737 Max'lerde kullanılan, Airbus A320 Neo'larda kullanılan CFMI motorlarının RISE olarak adlandırılan, RISE nedir? Yakıt tüketimini ve çevre kirliliği azaltacak bir proje. Bunlarla ilgili mühendislerimiz çalışma yapıyorlar. Hepsi böyle pırıl pırıl gençler. Çok keyifliydi bugünkü açılış. Onları görmüş olduk. Ve tabii ki aklımıza gelen Kaan'da kullanılacak olan F-110 motorlarının son durumu. Bunları General Electric yetkililerine sorduk. Henüz izin Senato yolunda. Ama onlar da şuna inanıyorlar. F-16 alımının çıkmasının arkasından Kaan'da kullanacak, 40 adet Kaan'da kullanacak toplam 80 motor artı yedekleri ilerleme kaydedileceği ifade ediliyor. Bu konularla ilgili de General Electric Türkiye'ye bu motorların satışı konusunda da çok ciddi destek veriyor Senato sürecinde. Onlar için lobi yapıyor. Ve tabii ki TEİ'nin gözü de o motorların Türkiye'de en azından parçalarının yapılması, son montaj hattının kurulması. Mahmut Hoca da o işlerin peşinde, umarım kısa zamanda netleşir. Çünkü bir yandan da Milli Muharip Uçak testlerde böyle bir adımlar gerçekleşiyor. Bakalım nereye doğru gidecek bu adım. Tabii burada da Türk-Amerikan ilişkileri bu alımda çok etkin. Artık F-16'nın bir dönüm noktası olduğu ifade ediliyor. Bir yandan Türkiye'nin devam eden projeleri var ama projelerle ilgili en büyük sıkıntıların başına motor geliyor. TEİ bunları çözmek için uğraşıyor. TEİ bunları çözerken tabii TEİ'nin de %49 ortağı General Electric şirketi, dünyanın dev uçak motor imalatçısı. Bu da önemli bir konu. Bir de Bakan TÜBİTAK öncülüğünde GE'nin desteğiyle Gebze'de bir katmanlı üretim konusundaki çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Ve buranın son olarak manşeti bugün çıkan haberde, burası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan tarafından bir ARGE merkezi olarak ilan edildi. 500 mühendis, gerçekten katma değeri çok çok önemli bir konu. Şimdi geçtiğimiz programda da yaptık. Hava trafik kontrolörlerinin haklı bir beklentisi var. Diyor ki Eurocontrol ile ilgili Türkiye'ye verilen tazminatlar Türkiye'ye yararlanamıyor. Bunlar personele dağıtılabilir. Kontrolörlük çok zor bir meslek ve bunlarla ilgili girişimde de Türk Sivil Havacılık Yasası'na eklenecek ek madde ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine doğru geliyordu. Fakat burada havalimanında diğer görevli personel,
onların sendikaları, dernekleri, işte farklı farklı görevlerdeki çalışanların oluşturduğu birlik bir açıklama yaptı. Dedi ki onlar inisiyatif almama çalışması yapıyorlar bunu tazminat almaları için. Biz de iş yavaşlatıyoruz bundan sonra. Neyse kuralı ona göre yapacağız. Öyle yoğun yaz sezonu çok fazla uçak gelecekmiş. Biz bunlarla ilgili bir çalışma yapmayacağız. Dedi ve o madde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülürken madde çekildi. Tabii buna kontrolörler çok gerçekten tepki gösterdiler. Onlar da 7 Haziran'da başladı. 17 Haziran'a kadar inisiyatif almadan çalışmalarını koyacaklar. İşte geçen sene yapılmıştı bu. Eylül'de verilen sözler sonrasında durmuştu. Bir gelişme olmayınca Mayıs'ta tekrar başladı. Ve bunu artık yoğun yaz sezonunun ortasındayız. Çok fazla uçak iniyor, kalkıyor. Bunu bu dönemde başlatıyorlar. Gerçekten tabii havacılığımız açısından rötarlar yaşanacak, aksamalar olacak. Bunun bir maddi zararı olacak sektöre. Aynı zamanda çevreyi daha fazla yakıt harcayarak kirletecekler. Bunların artık bir çözülmesi, bir orta yolun bulunması gerekiyor. Çünkü bu konudaki tazminat konusundaki ödemeler Eurocontrol tarafından zaten yapılıyor. Umarız kısa zamanda bir sonuç alınır. Sonuç alınmazsa bu da tabii başka bir soru işareti ve Türk havacılığına zarar olarak bu gerçekleşecek. Haberlerimize Hürjet'le devam edelim. Hürjet, TUSAŞ'ın jet motorlu eğitim uçağı. T-38'lerin yerini alacak ve proje maşallah diyelim, nazar boncuğunda bırakalım, çok güzel gidiyor. En son 19 Mayıs'ta Samsun'da uçtu, Efes tatbikatında İzmir'de uçtu Hürjet. Hürjet yurt dışına gidiyor. Hürjet önce başlayacak yolculukla birlikte İngiltere'ye gidiyor Temmuz ayı başında. Farnborough Havacılık Fuarı'nda gösteri uçuşu yapacak, sergilenecek. Farnborough'da aynı zamanda Gökbey helikopteri de uçacak. Bu da gerçekten iki çok önemli tasarımı TUSAŞ'ın. Sonrasında da Hürjet İspanya'daki ihaleyi kovalıyor. Oradan da bir İspanya'ya geçiş ve orada da böyle bir test ve deneme uçuşları yapılabilir gibi duruyor. Gerçekten 2025'te Türk Hava Kuvvetleri'ne hizmete girecek Hürjetler. Hürjet açısından çok güzel gelişmeler. İspanya açısından da İspanya daha önceden Kore'den uçak almak istiyordu. T-50 eğitim uçaklarını. Güney Kore ile görüşmeler yapıldı. Hatta elindeki bazı A400M siparişlerini Kore'ye kaydırıp uçakları oradan almak gibi böyle bir takas planlanıyordu. Olmadı o iş. Şimdi masada Hürjet var. Umarım Hürjet kısa zaman içerisinde bu ihaleyi kazanır ve ilk dış müşterisi de bir NATO üyesi olan İspanya olur. İspanya ne kadar acı ki zamanında 1970'lerde kendi geliştirdiği C-101 olarak adlandırılan akrobasi uçaklarının yerine Hürjet alırsa TUSAŞ açısından güzel bir haber olacak diye düşünüyorum. Savunmayla tekrar devam edersek Akıncı Baykar'ın İHA'sı, daha doğrusu taarruzlu insansız hava aracı, yeni yeni mühimmatlar deniyor. Geçtiğimiz günlerde de Roketsan'ın İHA 230'u ve Tolu'nun güdümlü mühimmatını beraber kullandı. İHA 230 aslında karadan karaya atılan bir mühimmatken havaya taşındı. Maliyet etkin bir çözüm sunuyor. Yaklaşık menzili 20 kilometreden 150 kilometreye kadar uzuyor. 5 metre cep mesafesiyle 42 kilogram harp başlığıyla hedefini çok uygun maliyetle yok edebiliyor. Ve aynı zamanda güdüm sistemi de GNSS ve INS olarak adlandırılmış durumda. Tolun ise yeni bir mühimmat. Tolun iki türü var. Bir normal Tolun, bir de Tolon IR başlıklı Tolun. Normalde F-16'dan açılmak üzere tasarlanmış. F-16 8 adet taşıyor. Akıncı'ya da 4 adet konacak. Bu ufak bir bomba fakat nokta atışı sayesinde hedefini bertaraf edebiliyor. Cep mesafesi normal Tolun'un 5, IRR başlıklı olan daha hassas gidiyor 3 metre. Ve ikisinin de 150 kilometre gibi muazzam bir menzili var. İkisi de 20 kilometre harp başlığı taşıyor. Normal Tolun beton delici, Tolun IRR da parça tesirli olarak görev yapıyor. Hatta Tolun içinde ihracatlar gerçekleştirildi. Tolun IRR'ın da testlerini yavaş yavaş göreceğiz. Buna da ilgi oldukça yüksek. Farklı farklı mühimmatların atışları, denemeleri Akıncı üzerinde devam ediyor. Bunlar güzel haber. Sivil havacılıkta da gerçekten zor bir haber var. Zor haber şu. Yaz tatilinde tabii uçuşlar artıyor. Yavaş yavaş işte memleketine gidecek, tatile gidecek, uçak biletine biniyor. Temmuz ayında iç hatlardaki uçak bileti üst limiti 2500 liradan 3250 liraya çıkartırdı. Ağustos'ta bu 4000 liraya çıkıyor.
Ve biletlerin en az %20'si Temmuz'da 3.250'den Ağustos'a 4.000 liradan satılacak. Şu an üst limitler yaklaşık 2.500 lira civarında. Biletler pahalılaşıyor. Bir an önce elinizi tutun diyeceğim de yaz zaten fiyatlar oldukça yükselmiş. Vallahi ben açıkçası yazın yapacağım bir sürü seyahatimi ne yazık ki arabayla planladım. Uçağa binmek giderek lüks hale iç hatlarda özellikle gelmiş durumda. Daha detaylı bilgi için neden pahalı uçuyoruz videomuzun da linkini buraya bırakayım. Nedenlerini bu videodan takip edebilirsiniz. Savunma sanayi Mayıs ayı açısından, ihracat açısından oldukça verimli geçti. Ve rekor kırıldı. 876 milyon dolarlık %9 artış oldu. Ve toplam ilk 5 aylık Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı 2 milyar 215 milyon dolara yükseldi. Hedef 5 milyar dolar. Bakalım ne kadar gidecek bununla ilgili üst limitler. Bunları da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ve son olarak da bir uzay konusuyla tamamlayalım. Türkiye'de üretimi tamamlanan TÜRKSAT 6A uydusunun üretimi bitmişti. Bütün testleri tamamlandı. Ve daha geçtiğimiz günlerde Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na TUSAŞ tesislerine inen Antonov 124 tipi nakliye uçağına yüklendi ve fırlatılacağı Florida'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yola çıktı. Uydu muhtemel Temmuz ayında oradaki işte yakıt yükleme ve testleri tamamlanmasından sonra Falcon 9 roketiyle Elon Musk'ın sahip olduğu SpaceX şirketinin Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilecek. Yaklaşık 4 ton ağırlığında oturacağı boylamla birlikte Türkiye'nin televizyon ve telekomünikasyondaki ulaşabildiği coğrafya oldukça genişleyecek. Hatta Endonezya'ya kadar doğru gidecek. Bu uyduların özellikle İHA sistemleri sayesinde, SATCOM bağlantıları sayesinde uydular çok önemli bir yere sahip. Bunu da belirtelim. TÜBİTAK Uzay, TUSAŞ, Aselsan, SİTEK gibi savunma ve havacılık şirketlerimizin de bu uyduyla oldukça üretim, tasarım açısından bir yetkinlik kazandığında belirtelim. 4 ton ciddi bir ağırlık uydu için bu da TÜRKSAT 6A'da önemli bir başarı. Bu haftalık anlatacaklarım bu kadar ama böyle bir acı bir haberle başladık. Acı bir haberle sona erelim. Sona ersin videomuz. Ali Birhan Temel, Saga Hava Yolları'nın eski genel müdürü, Makyer'in kurucularından Ali İsmet Öztürk'le birlikte hem genel havacılığa hem sportif havacılığa çok ciddi katkıları olmuş bir çok değerli bir yöneticimizdi. Saga Hava Yolları'nı kurmuştu, genel müdürlüğünü yapmıştı. Ne yazık ki o dönemde geçirdiği bir rahatsızlık sonrasında koltuğunu bırakmıştı. Ne yazık ki Ali Birhan Temel'i kaybettik. Uzun yıllardır kendisi Erdek'te yaşıyordu. Ailesine başsağlığı, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Ali Birhan abimizi de onu da sonsuzluğa uğurluyoruz. Bu haftalık savunma ve havacılık gündeminden haberlerimiz bu kadar. Dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım. Bir sonraki hafta yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Berkant, uzun zamandır videoyu şöyle bir yürüyerek kapatmıyoruz. Gözlüğümü takayım ve kapatayım. Görüşmek üzere. Thank you.